Herkese selamlar. Ben fehmiuyar.net'in editörü. Bugün sizlerle tarih eğitim setimizin 32. dersiyle birlikteyiz. Hukukta kalmıştık. En yüksek yargı organı Divan-ı Humayun'dur. Çünkü hatırlıyorsanız hükümdara gelip denilebiliyordu ki kadı bana haksızlık etti. Şu anda Divan-ı Humayun toplanıyordu hükümdar başkanlığında ve en yüksek yargı organı bugün Anayasa Mahkemesi gibi görev yapıyordu. Mahkeme kararlarını şer'iye sicilleri adı verilen defterlere kaydediyordu kadılar. Kadıların kararlarının uygunluğuna bakan kimselere ise şuhudül hal denirdi. Bu çok önemli. Zorlar sizi ÖSYM, zorlarsa bunu sorar. Bu da artık bilmeniz gereken kavramlardan biri. Mahkemede davalı ve davacıyı çağıran kişi muhzırdı. Günümüzde mübaşir deniliyor. Kadı diğer ifadeyle hakimüş şer. İlk kadı Osman Gazi döneminde Dursun Fakih'tir. Bu çok önemlidir. Bunu ezberlemeniz gerekir. En önemli kadı İstanbul'da bulunan Taht Kadısı'dır. Yani İstanbul'daki kadıya Taht Kadısı deniliyordu. Medrese eğitimi aldılar. İstanbul hariç diğer kadılara nedeninde Mevleviyet Kadısı denildi. Bak İstanbul Taht Kadısı, İstanbul hariç yani merkez hariç bulunan kadılara ise Mevleviyet Kadısı denildi. Vakıfları denetlediler. Ferman ve beratları halka ulaştırdılar. Şirket ve işletmelerin kuruluş onayını verdiler. Yani noter vazifesi gördüler. Bir bölgede en fazla 3 yıl görev yapabiliyorlardı. Çünkü nüfus elde etmeye çalışıyorlardı. 3 yıl dışında adamların yeri sürekli değişiyordu ki nüfus elde etmesinler. Miras, ticaret, nikah, boşanma, nafaka vesaire işlemlere baktılar. Kazalarda belediye işlerini yürüttüler. Vergileri toplayarak merkeze gönderdiler. Geçimlerini mahkeme harçlarından sağladılar. Mahkemeler Tanzimat öncesi ve Tanzimat sonrası. Şer'i mahkemeler Müslümanların tüm davalarına, gayrimüslimlerin ise sadece kamu davalarına baktılar. Tanzimattan sonra da devam ettiler bu mahkemeler. Cemaat mahkemeleri gayrimüslimlerin kendi dini kurallarına göre yargılama yaptı. Bunlar Tanzimat sonrasında da devam ettiler cemaat mahkemeleri. Konsolosluk mahkemeleri kapitülasyonlardan yararlanmakta olan yabancı devletlerin kendi vatandaşları arasında çıkan sorunları çözdü. Kanuni Fransa'ya verdiği imtiyaz ile kuruldu konsolosluk mahkemeleri. Ayrıca Tanzimat'tan sonra da konsolosluk mahkemeleri devam etti. Ama Tanzimat'tan sonra 2 yeni mahkeme geldi. Nizamiye mahkemesi ne yaptı? Bu 1869'da Müslüman ve gayrimüslimlerin davalarına bakması için kuruldu. Başkanı kadıdır. Bir de ticaret mahkemeleri kuruldu Tanzimat'tan sonra. Nedir bu? Osmanlı vatandaşı ile yabancı devlet vatandaşı arasındaki ticari anlaşmazlıkları çözmek için kuruldu. 1847'de yabancı üyeler de katıldı bu mahkemeye ve Karma Ticaret Mahkemesi adını aldı. 1873'te mahkeme kararlarını ve kanunları duyurmak için Ceride-i Mehakim adlı gazete çıkarmıştır. Bu çok önemli. Ceride-i Mehakim'i ezberleyin. Yani 1873'te Tanzimat döneminde mahkeme kararlarını ve kanunları halka duyurmak için hangi gazete çıkarılmıştır diye ÖSYM sorabilir. Ekonomiye gelelim. Öşür, Müslümanlardan alınan 1/10 oranında ürün vergisi. Haraç, gayrimüslim ürünlerinden peşin alınan 2/10 oranında vergi, yani 1/5. İspenç, gayrimüslimlerin ödediği arazi vergisi. Cizye, gayrimüslim erkeklerin askere gitmemesi karşılığında ödediği vergi, yani şu anki ismiyle bedelli askerliktir cizye. Ağıl, küçükbaş hayvan barınaklarından alınan vergidir. Anam, küçükbaş hayvan üzerinden alınan, bakın hayvan barınağından alınan ağıl, hayvan sayısından alınan anam. Çifthane dediğimiz bir şey var. Çift, öküzle devlete ait olan tarlayı sürdüğü kadar ödediği vergidir. Çift bozan var. Mazeresiz 3 yıl üst üste toprağını ekmeyenden alınan vergi. Yine yanlış yazmışım maalesef. Bu nedir? Tımar sistemi işte arkadaşlar. Toprak boş bırakılmamalı. Sürekli ürün alınmalı topraktan. Bu yüzden toprağını ekmeyene ceza veriliyordu. İzn-i sefine dediğimiz bir vergi vardı. Yabancı tüccarlardan boğaz geçişlerinden, İstanbul ve Çanakkale boğazı örneği, boğaz geçişlerinden alınan vergi. Derbent resmi, tüccarlardan köprü, yol ve geçitlerden alınıyordu. Resmi cerime, suç işleyenlerden alındı. Bağda heba, bir kişinin malına zarar verenden alınan tazminat vergisidir. Amediye ise ithalat vergisidir. Bunların her birini ezberleyin. Amediye ithalat, refdiye ihracat vergisidir. Bunları da özellikle ezberleyin. Ya ve kaçkun dediğimiz bir vergi var. Kaybolan hayvanı devlet bulursa hayvan sahibinden aldığı vergi. Avarız, olağanüstü durumlarda alınır. İlk defa 2. Beyazıt topladı. Gördüğünüz gibi Osmanlı tam bir vergi cenneti. Tabi günümüzde de böyle. Türkiye hala vergi cenneti. Bir türlü bu vergiler azaltılamıyor maalesef. Osmanlı ekonomisini etkileyen ilkeler vardı. Ekonomik ilkeler. Bunları muhakkak ezberliyorsunuz, bu üç ilkeyi. İyaşecilik dediğimiz bir ilke var. Nedir bu? Reayanın refahını sürekli kılmak için öncelikle istenilen kalitede ve uygun fiyata yeterli malın bulunması ilkesidir. Fiskalizm var. Hazinenin gelirlerini yükseltme ve inmesini engelleme ilkesidir. Gelenekçilik var. Devletin ekonomik ve sosyal dengemizi bozacak değişimleri engellenmesidir. Bu üç ilkeyi muhakkak ezberliyorsunuz. Bunlar kesinlikle sınavda çıkacak. Bazı kavramlar Ehl-i Hibre Zanaatkarlar Birliği'dir. Ehl-i Hibre'yi sorarsa ÖSYM. Mukataa arazilerinin ömür boyu kiralanması sistemine malikane sistemi dendi. Arkadaşlar şimdi hatırlıyorsanız mukataa arazileri iltizam sistemiyle mültezimlere 3 yıllığına kiralanıyordu. Ama malikane sistemiyle ömür boyu kiralanmaya başlandı ilerleyen zamanlarda. Tabi bu da halkı perişan eden bir sistem. Merkantalizm, bir ülkenin zenginliğinin elindeki madenlerle ölçüleceği fikridir. Merkantalizm. Mesela ne kadar altınız varsa o kadar zenginsinizdir. Altınız yoksa siz fakir bir ülkesinizdir anlamına gelir. Paraların altın ve gümüş ayarını yapan kişiye vezan denir. Paranın içindeki değerli metal oranını düşürerek paranın değerini düşürme işlemine ise taşiş denir. Osmanlı ekonomik sistemi içinde asıl ticaret faaliyetlerini bezirgan adıyla bilinen büyük tüccarlar yürütürlerdi. Bu da önemlidir bilgi. Paraya gelelim. Bilinen ilk bakır parayı Osman Bey basıyor. Osman Bey dönemindeki bu para Selçuklu ve İlhanlı etkisinde olduğu için kendi adına para bastıran ilk padişah Orhan Bey kabul ediliyor. İlk gümüş parayı yani Orhan Bey'e bastırıyor. İlk altın parayı ise Fatih Sultan Mehmet bastırıyor. İlk kağıt parayı ise Abdülmecit Kaymeyi bastırıyor. Şimdi bu bakırdan gümüşe, gümüşten altına geçme olayı devletin zenginleştiğini gösterir. Böyle bir yorum yapmanızı isterse ÖSYM bu yorumu yapın. Yani bu şu demek, sizin ekonominiz artık çok daha güçlü. Şuradan ilk kağıt parayı da sorabilir Kaymeyi. Bunu da ezberleyin Abdülmecit döneminde. Bankacılığa gelelim. Bank-ı Dersaadet kuruldu 1847'de. Osmanlı'nın ilk bankasıdır. Galata bankerleri açtı. Yani Hristiyan ve Yahudi ve Ermeni iş adamları dediğimiz Galata'da bulunan bu bankerler açıyor Bank-ı Dersaadet'i. Daha sonra 1856'da Bank-ı Osmani açılıyor. Yabancı sermayeli ilk bankadır Bank-ı Osmani. İngilizler açıyor. Merkezi Londra'dadır. Para basma etkisi bunlara veriliyor Bank-ı Osmani'ye 1856. 1863'te ise Bank-ı Osmani Fransa'nın da ortak olmasıyla Bank-ı Şahani Osmanlı ismini alıyor. Daha sonra Ziraat Bankası dediğimiz 1888'de banka açılıyor Osmanlı'da. Milli sermayeli ilk bankadır. Yani devletin bankası. Temeli 1863'te çiftçiye yardım ve kredi vermek için açılan memleket sandıkları ve emniyet sandıkları oluşturdu. 2. Abdülhamit Ahmet Mithat Paşa'ya açtırıyor. Devletin bankasıdır. Daha sonra İttihat ve Terakiciler arkadaşlar Osmanlı İtibarı Milli Bankası 1917'de açıyor. 1924'te İş Bankası ile Mustafa Kemal birleştiriyor. Yani 1917'de İttihat ve Terakki açıyor İtibarı Milli Bankası'nı, 1924'te İş Bankası ile birleştiriliyor. Osmanlı'da ilk kredi kurumu Yahudi Yasef ve Dona Mendes tarafından açılan Mendes kurumudur. Bu da derin bir sorudur ama çıkabilme ihtimali vardır ÖSYM'de. Ticarete bakıyoruz. Menzil Teşkilatı, Mekkari Taifesi ve Derbent Teşkilatı dediğimiz şeyler var ticarette. Nedir Menzil Teşkilatı? Ticaret yolları üzerinde haberleşmenin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan teşkilattır. Mekkari Taifesi nedir? Yolcu ve mal taşıma işlerini meslek edinen gruplara verilen isimdir. Yani bugünkü tır şoförleri, kamyon şoförlerini düşünün. Onlar Mekkari Taifesiydi. Haberleşme dediğimiz ticaret yolları üzerinde haberleşmeyi sağlayan, yani acaba kervana bir saldırı oldu mu, bir şey oldu mu, tüccarın güvenliğini hızlı bir şekilde bir kervansaraydan diğer kervansaraya sağlayan kişileri düşünün. Onlara menzil teşkilatı deniliyordu. Bir de Derbent teşkilatı vardı. Ticaret yollarındaki geçitlerde, bakın geçitlerde güvenliği sağlayan teşkilata Derbent teşkilatı deniliyordu. Osmanlı'da uluslararası ticaret yapan kişiler vardı. Bunlara hacegi deniliyordu. Bu da potansiyel bir ÖSYM sorusudur. Lonca teşkilatı var. Dükkan açma ve çalışma izni olan gedik belgesini verdi. Yani siz kalkıp da diyemiyordunuz. Ya ben bugün bir kuaför salonu açacağım. açamazdınız. Gedik belgesi denilen belgeyi almanız gerekirdi. Hatırlıyorsanız Lonca Teşkilatı ilk Türk İslam devletlerinde yine vardı. Ahilik Teşkilatı'ydı. Peki bunun Avrupa'da örneği neydi? Gild ve Hansa'ydı. Gayrimüslimler üye olabiliyordu. Hatırlıyorsanız ahiliye gayrimüslimler üye olamıyordu. Çünkü amaç İslam'ı da yaymaktı. Ama Lonca Teşkilatı'nın İslam'ı yayma gibi amacı yoktu. Bu yüzden gayrimüslimler de üye olarak katılıyordu. Ürün standartlarını belirleyen kurallara ihtisap kanunları dendi. Kademe geçiş belgesi dediğimiz icazetname adı verildi. Loncaları kadılar ve onlara bağlı muhtesipler denetledi. Şeyh yardımcıları, Ket Hüda, Yiğitbaşı, Ehl-i Hibre, Lonca'da bulunan görevlilerdi. Ehl-i Hibre'yi geçen kısımda size anlattım sunumda. Ehl-i Hibre meslek uzmanlarıydı. Ürünlerin satış fiyatını belirliyor, nah kesmek. Mesela diyor ki kardeşim sen sabunu 2 TL'den fazlaya veremezsin. Ben nah kestim. Tüm dükkanlar artık sabunu 2 TL'ye satacak. İşte buna nah kesmek deniliyor. Ürünün satış fiyatını belirlemektir. Bugün de nar kesmek var. Görüyorsunuz cipslerin üzerinde fiyat yazıyor. Kolaların üzerinde fiyat yazılıyor. Aslında kola şirketi nar kesiyor. Diyor ki kardeşim sen bunu halka 4 TL'den fazla satamazsın. Meslek gruplarına hirfet denirdi. Bu da önemli. Yiğitbaşı disiplinden sorumluydu Lonca'da. Hükümet ile ilişkiyi Ket Hüda dediğimiz görevli düzenliyordu. Ehl-i Hibre ise meslek uzmanları. Dersimiz bitmiş, sunumumuz bitmiş. Bu dersi bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.